Basını takip ediyor musunuz, Konya basını? Ediyorum. Nasıl buluyorsunuz genel olarak? Basın her zaman aynı basın. Yani değişen bir şey. Değişmez ki yani. Yani böyle acımasız eleştirildiğini şimdi, falan düşünüyor musunuz? Bizim işte bizim tek bir gerçek dostumuz var, netice. Netice iyiyse alkış var. Netice kötüyse protesto var. Yenildiğiniz zaman her zaman negatif yazılar. Yendiğiniz zaman da pozitif. Ama burada ben bunu büyük bir sorun olarak görmüyorum. Bu ülkemizin gerçeği. Belki dünyada da böyle bu. Genelde okumaya çalışıyorum. Okuyorum. Faydalandığım bilgiler varsa almaya çalışıyorum. Yoksa yok. Ama şey gayet şu anda her şey güzel gittiği için öyle pek aman aman iyi gidiyor. Kötü bir durum yok yani. Ama sen... biliyorum ki neticeler endeksler şey. En az gol yiyen takım evet, evet. Biziz bu. Evet, en az gol yiyen takım. En az mağlup olan Kasımpaşa'dan sonra evet. Biziz. Yani bu takım savunmasını iyi yapıyoruz anlamında. Tabii ki bireysel hatalara engel olmak çok zor saha içerisinde. Yani bizi kimse alıp da gelip bir yere koymadı. Bu mesleki anlamda bu fedakarlıkları yaptım ve altyapıları da çok iyi gördüm. Amatör kümeleri de gördüm. İkinciliklerin durumunu da gördüm. Bankasya'nın durumunu gördüm. Yani bu meslekte çalışarak, yani kazıyarak bir yerlere gelmeye gayret ettim ve onu da başardığımı düşünüyorum. Ama daha da gelinecek noktalar var. Yani 6 puan fark var ama ben onu 3 puan gibi görüyorum. Ama o güne kadar, ligin son haftasına kadar nasıl gidecek bu lig, neyle karşılaşacağız bilemiyorum. O gün hangi şartlarda o maçı oynayacağımızı bilemiyorum. Evet. Biz orada olacak mıyız, olmayacak mıyız? Yani biz yine söylüyorum, biz bu performansımızı devam ettirdiğimiz sürece ki özellikle son haftalarda oyuncular artık iyice bu işe asılmaya başladılar. Sorumluluklarının daha fazla olduklarına farkına vardılar. Farkındalık başladı oyuncularda. Özellikle genç oyuncular bu işe diğer o tecrübeliler kadar sarılmaya başladılar. Sahipleniyorlar açıkçası. Robak kendi ülkesinde tek santrafor oynayan bir oyuncu değilmiş. Evet. Santrafor arkası oynayan. Yıllarca böyle oynayan bir adamı şimdi tek santrafor oynattığınız zaman bu zorluğu böyle yaşıyoruz. Biz hissediyoruz. Arkası dönük oynamayı sevmiyor. Evet. Statik bir santrafor olamıyor. Hep kendini kenarlara takıyor. Markajı evet, altında evet. Olmayı sevmediği için bu problemler ortaya çıkıyor. Oyuncuların tabii belli aralıklarla atlaması gerekiyor. Çok yetenekli, böyle ekstrem sıra dışı yetenekleri. Zaten Ali'deki sıkıntıyı bu anlamda yaşıyorum. Evet, evet. Yani Ali geçen mesela, sene ikinci ligde Şekerspor gibi bir takımda bir yıl tüm sezon boyunca evet. Oynasa şu an belki iki katı daha verimli olacak. Hep söylüyorum, Ali geçen sene küme düştükten sonra bir iki maç şans verilmiş, bir iki gol atmış, bir anda Ali'yi bir evet, yere getirmişiz. Evet. Büyük yanlış yapmışız. Ali bana göre şu anda A2'den gelip de şu anda Konyaspor'da forma şansı bulan oyunculardan hiçbir farkı yok benim için. Evet. Ali'nin önünde 1-2 yıl gibi bir zaman süreç var. Oynadıkça Ali kendini geliştirebilir. Yoksa bir maçta 10 gol de atsa Ali gelişmiş bir Ali değil bana göre. Ama Ali de mesela başlangıçtan bugüne kadar olan süreçte iki yönlü oynamayı öğrettik bir kere. Evet. Şimdi tabii. Hücuma gittiği zaman daha nasıl isabetli işler, hedefe varmada ne evet. işler yapabilir? Bu da oynayarak. Tabii. Ama bu 7 aylık süreçte biz Ali'ye arkasını boş bırakmamayı, önlü arkalı iki yönlü oynamasını öğrendi Ali. Şimdi Ali'ye bir bakıyorsunuz sol bekte Apo'ya ya da Muhammed'e yardım evet. ediyor. Bu maçta mesela çok güzel yani, bir şey yaptı. Bir topu kornere çıkardı yani. Yani evet. Onun için biraz zaman süreç. Ali biraz da baskı altına giriyor Ali. Yani, takımın biraz şu an o genç jenerasyon içindeki en fazla beklenti olan oyunculardan oyuncu. Bir tanesi bir kere futbolda, sporda lazım olan sürat Ali'de var. Evet. Bu motorik bir özellik hı-hı. yani. Bu bir de teknik anlamda kendini geliştirirse Ali'yi bırakın Konya yani çok farklı yerlerde olur Ali. Evet.